Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. TET Kimya artık bitiriyoruz da son kısma geldik, son videodayız. Bu kısımda maddenin halleri ve kimya her yerde konusunu bitirmiş olacağız. Böyle son nokta vuruşlarını yapıp işi bitireceğiz. Önce maddenin hallerinden başlayalım isterseniz. X, Y, Z maddenin 3 halini belirtmektedir demiş. X halinde bulunan maddenin belli şekli ve hacmi olmadığına göre bak. X o zaman gazmış. X halinde bulunan madde için hangisi söylenemez? Tanecikler arasında büyük boşluklar bulunur. Gaz halde bulunur, söylenir. Gazlar akıcı mıdır? Evet. Y haline geçiş, yani sıvı ya da katıya geçiş dışarıya enerji veren bir olaydır. Egzotermiktir, doğru. Genleşme katsayısı ayırt edicidir. Tüm gazlar genleşir ama tüm gazlar aynı oranda genleştiğinden gazlar için genleşme ayırt edici değildir. Cevabı da o yüzden denizli diye işaretliyoruz. Hal değişim grafiği de gelebilir elimize. O yüzden de bir örnek aldım. Saf bir sıvının sıcaklık, ısı, enerjisi grafiği verilmiştir. Buna göre Q1, Q2 ve T değerlerinin hangileri sıvının miktarına bağlıdır? Şimdi şurası sanıyorum bu sıvı ile ilgili kaynama noktasını da gösteriyor. Kaynama noktası madde miktarına bağlı bir olay değildir. Çünkü 100 gram su da 100 derecede kaynar, 1000 gram su da 100 derecede kaynar. Ama kütle arttıkça onu kaynatmak için daha fazla ısı vermek gerektiğinden bu Q1 ve Q2 alınması gereken ısı miktarı artacaktır. O zaman cevabı denizli diye hemen işaretleriz diyoruz. Bakın A, B, C maddelerine ait buhar basınçları değerleri verilmiş. Sizler buhar basıncında uçuculukta bir tutun. Ne kadar uçucuysa maddenin buhar basıncı o kadar yüksektir. Şimdi uçuculuk olarak o zaman kıyaslama yaparsak burada sonra soruya bakalım. C'nin uçuculuğu daha fazla, sonra A'nın, sonra B'nin olacak. Başlayalım. Hangileri doğrudur? Deniz seviyesinde ilk olarak C sıvısı kaynamaya başlar. En uçucu olan en önce kaynar. Doğru bir ifade. A sıvısının moleküler arası çekim kuvveti B'ninkinden fazladır. Uçucu olanın çekim kuvveti daha az olur. Uçuculuk arttıkça, yazalım, uçuculuk arttıkça tanecikler arası TA çekim kuvveti azalacaktır. A sıvısının moleküler arası çekim kuvveti B'den fazladır. Olamaz. A daha uçucu çünkü. Aynı ortamda kaynama noktası en büyük olan A'dır. Hayır. Kaynama noktası en büyük olan B'dir. Uçuculuk arttıkça uçmak daha kolay. Kaynamak daha zordur. Kaynama noktası düşer. En yüksek kaynama noktası B'de var, o yüzden B dememiz lazımdı. Doğru cevap yalnız bir diye işaretliyoruz. Yani buhar basıncı deyince uçuculuk aklınıza gelsin. Evet, katılar konusunu biliyorsunuz. Hangisi, yani aşağıda kristal katıları verilen örneklerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi katıları biz genelde neye ayırıyoruz? Katılar, kristal katılar ve amorf katılar diye ayırıyoruz. Çok bölmek istemiyorum ama amorf katılar şunlar. Düzgün şekilli olmayan, heterojen yapılı, heterojen görünümlü yapılar. Belirli ayırt edeceğiz özellikleri olmayan maddelerde cam örneği verilebilir. Lastik örneği verilebilir. Erirken camsı ara sıcaklığı olan maddeler, yani lastik erirken yavşar mesela, değil mi? Değil mi? Argo olarak algılamayın. Bilimsel amaçlı söyledim. Lastik, plastik, mum örneklerini verebiliriz buna. Tereyağı örneğini de verebiliriz hatta. Kristal katıları kendi içinde, kristal katıları düzgün şekilde olup belli ayırtıcı özellikleri olanlar. Metalik, iyonik, kovalent ve moleküler diye ayırıyorduk bunları biz. Metalik katılara örnek demir katısını verebilirim. İyonik katısı, NaCl katısını örnek verebilirim. Kovalent katılara dikkat edin. Kovalent katılara örnekler C elmas, C grafit ve CO2 maddesini ayrı olarak koyalım. Moleküler katılar CO2 olabilir, NH3 olabilir ve benzeri değiştirebiliriz. Şimdi bu örneklere gidelim. Metalik katıya demir örnek tamamdır. İyonik katı metal ametal bileşiği olacak, doğru. Kovalent katı CO2 örneğini verdik, doğru. Moleküler katı ametal ametal bileşikleri, doğru. Yalnız kovalent katıya SO2 alma, bu moleküler olacak. Yani moleküler katıyla kovalent katıyı birbirinden ayırmanız lazım. O yüzden yanlış cevap burada Edirne diye alıyoruz. Şimdi viskozite kavramı vesaire demiş. Bir A sıvısı için X ve Y değişkenleri grafiği verilmiş. Buna göre X ve Y değişkenleri hangileri olamaz diye sorulmuş.
Şimdi X ve Y desek, bir ters orantı var bakın. Viskozite akışkanlığa karşı gösterilen direnç demek. Sıcaklık arttıkça viskozite azalır. Yani daha fazla akmaya başlar madde. Akışkanlığa karşı gösteren direnç azalır. Ters orantı vardır. 1 olur. Sıcaklık arttıkça maddenin buharlaşma hızı arttığından buhar basıncı artar. Burada doğru orantı var. Bunu ben alamayacağım. Burada bu oluyor. Alamayacağım. Evet. Alamadığımı yazmam lazım. 2 yok. Donma noktası safsızlık. Şimdi donma noktası ve safsızlık diyoruz. Yani siz suya tuz koydukça, safsızlık arttıkça donma noktası düşer. Daha fazla düşer. Ters orantı var. O bu da bu işin içerisinde olabilir. Dış basınç arttıkça, yani üzerinize uygulanan basınç arttıkça kaynamak zorlaşacaktır. Dış basınç arttıkça kaynama noktası da artar. Burada bir doğru orantı var yine. O zaman bunu da alamam. Biz ters orantı arıyoruz. O zaman cevabı 2 ve 4 olarak seçeceğiz. Cevap Denizli diyoruz. Bir başka sorudayız. Şekilde sürtünmez pistonlu kap içinde X gazı bulunan elastik balon bulunmaktadır. Evet. Buna göre hangileri yapıldığında kaptaki balon patlayabilir? Pistonu sabit tutup sıcaklığı arttırmak. Şimdi piston sabitken sıcaklığı arttırırsanız, yani balonun patlamasını istiyorsanız hacminin genişlemesi lazım değil mi? Yani basıncının bir şekilde içeride azalmasını sağlamak lazım. İçerideki basıncın hacime bağlı olarak. Pistonu sabit sıcaklığı arttırırsanız içeride Y gazının da basıncı artar. X gazının da basıncı artar. Genişleme olur. Ama sıcaklık sabit kaldığı için ve Y gazı miktarı içeride daha fazla olduğu için şu andaki dışarıdaki basınç içerideki basınca eşit. Her zaman için dengeleyeceği için bu durumu öyle söylesek daha mantıklı. Bu durumu değiştirmez. Pistonu yukarı doğru çekmek. Pistonu yukarı çekerseniz Y'nin basıncı azalır. X'in basıncı da azalmış olur. Piston genişler, patlatabilirsiniz. Pistonu sabit olarak kaba Y gazı eklerseniz, dışarıdan kaba Y gazı eklerseniz bunun hacmi Y gazına bağlı olarak hacmi azalır. Hacmi azalırsa patlamaz zaten. Bu da olmaz. O yüzden yalnız 2'yi seçmiş olacağız. Evet. Önemli bir soruydu bu. Gazlar için. Devam edelim. Yukarıdaki olaylardan hangilerinde buharlaşma sırasında sıvı fazla kalan taneciklerin sıcaklığı düşmektedir? Şimdi buharlaşma sırasında diyor bakın sıvı fazla kalan taneciklerin sıvının sıcaklığı düşüyor diyor. Buharlaşma enerji isteyen bir olay olacağı için avuç içine dökülen kolonyanın serinlik hissi vermesi buna örnek olarak verilebilir. Buharlaşan su soğur, soğuduğu için de sıvısının sıcaklığı düşer. Kilden yapılmış testide yani toprak su kabında suyun soğuk tutulması da güneşe bırakılan bir testide bu şekilde testilerde buharlaşma kanalları olduğu için yani gözenekler olduğu için su buharlaşırken buharlaşma enerji isteyen bir olay olduğundan kendi suyunu soğutmuş olacaktır. Bu da işin içerisinde var. Güneşte bir süre bırakılan kesik karpuzun soğuması yine buharlaşmayla karpuzun suyunun buharlaşmasına bağlı olarak suyunun soğuması güzel bir örnek olarak sıvı fazın soğumasına güzel örnek olacaktır. Üçü de bu işe dahildir. Güzel bir soruydu. Bu sorulmuş bir soru. Eskiden sorulmuş bir soru. Şimdi sabit hacimli bir kaptaki bir miktar gazın sıcaklığı azaltılıyormuş. İçeride bir X gazı var diyelim. X gaz var. İçerideki sıcaklık azaltılıyor. Taneciklerin ortalama kinetik enerjisi azalır mı? Doğruya bakıyoruz. Şimdi kinetik enerji EK eşittir. Formülü bilmek zorunda değilsiniz ama. 3 bölü 2 KT formülü vardır. Sıcaklık azalırsa taneciklerin her zaman kinetik enerjisi azalır. Bu doğru bir ifadedir. Yoğunluk azalır mı sıcaklık azalırsa bu sabit hacimli kapta? Bence değişmez. Çünkü D eşittir M bölü V'dir. Hacim sabit olduğuna göre, madde miktarı da değişmediğine göre öz kütle sabit kalacaktır. Sıcaklıkla alakası yoktur burada. Basınç artar mı? Sıcaklık azalırsa basıncın azalması lazım. Çünkü sıcaklık basınçla doğru orantılı bir kavram. Basınç artar yanlış olacak. Yalnız bir doğru ifade olacaktır. Bu soruyu öz kütle için sormuştum özellikle. Yandaki kapalı kapta bulunan saf H2O sıvı ve H2O buhar sıvı buhar dengesi var. Buna göre hangileri doğrudur? Sıcaklık arttırırsa daha fazla su buharlaşır. Buhar basıncı artar doğrudur.
Etil alkol ilavesi buhar basıncını arttırır. Buna göre kap için mi diyoruz? Denge halindedir su buhar karışımında. Etil alkol ilave ederseniz etil alkol uçucu bir madde olduğu için içerideki buhar basıncı kap içindeki buhar basıncı artacaktır. Suyun buhar basıncı değişmeyecektir ama kap içerisindeki buhar basıncı artacak. Ben kap olarak bunu alıyorum. Yani su için düşünmüyorum. Doğru aldım bunu. O yüzden. Yemek tuzu ilavesi buhar basıncını azaltır. Yemek tuzu ilave ederseniz tuz tanecikleri su moleküllerini bırakmayacağı için buharlaşmak zorlaşır. Buhar basıncını azaltacaktır arkadaşlar. Cevabı hemen Edirne diye işaretliyoruz. Evet, şimdi kimya her yerde kısmında özellikle sabuna dikkat edeceğimiz şekilde sabun ve polimerleri alacak şekilde sorular dizayn ettik. Hemen alalım. Deterjanın yarı açık formülü verilmiş. Bakın sülfa grubu varsa o deterjandır. Şurası polar kısım, şu kısım apolar kısım gördüğünüz gibi. Polar kısım suyu seven hidrofil kısımdır çünkü su da polardır. Apolar kısım hidrofob suyu sevmeyen kısımdır çünkü su polardır yine. Hidrofobi, sudan korkan kısım. X kısmı kuyruk olarak adlandırılır ve hidrofob özellik gösterir. Karbonlu kısmı kuyruk kısımdır. Evet, hidrofob özellik gösterir, doğru. Su kirliliğine de olur. Deterjanlarda şu benzen molekülü zor parçalandığı için su kirliliğine sebep olur, doğru. Y kısmı suyla etkileşen hidrofil kısımdır. Doğru bir ifade olacaktır. Bunu kesinlikle bilmenizi rica ediyoruz. Çok önemli bir şey bu. Yeni soruya geçelim. Polimer sorusu gelmiş. Polimerlerle ilgili hangisi yanlıştır? Zararlı kimyasallar içerebilirler. Doğru. İçinde siyanür olanları var. Teflon bir polimerdir. Evet, teflonun yapısı nasıldı? Polimer yapısını çizmeyi bilmek lazım. 4 tanesinin ismini ezbere bilmek lazım. Teflon, polistiren, polietilen ve polivinil klorür. Bu dördünü bilmenizi rica ediyoruz. Teflon polimerdir, evet. Fiziksel polimerlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır. Çünkü kimyasal tepkimeleri farklıdır. Doğru bir ifade. Üretim maliyetleri yalnız düşük olacaktır. Onu söyleyelim ki polimerler bu amaçla kullanılır. Ahşap yerine polimerlerin kullanılması orman korumasını sağlar. Çünkü odunu kullanmıyoruz. Doğru bir ifadedir. Cevap denizde olacak. Üretim maliyetlerinin düşük olduğunu unutmayın. Evet, polimerle ilgili bir ifade var yukarıda. İnsanlar eski çağlardan beri farkında olmadan kullandıkları doğal polimerler ipek gibi yapısında ve özelliklerinde keşfettiklerini sonra üstün özelliklere sahip farklı polimerler üretmeye başarmışlar. Yukarıda tepkime sonucu oluşan polimer tek kullanımlık tabak, çatal, kaşık, bıçak gibi araç gereçlerinin yapımında kullanılır. Bu kimdir diye sormuş. Bu hemen tanımanız gereken bir şey işte. Hemen polistiren diye bunu işaretlemeniz lazım. Bu bir ezber. 4 tane polimeri ezberlemeniz lazım. Bu da bunlardan bir tanesi. Hatta bunda polistirende, PS'de karbon sayısı bile sorulabiliyor. En az 6 karbon, en az 8 karbon içerir denir. Mesela şu köşeler birer karbondur. En az 8 karbonu içeren bir monomere sahip farkındaysanız karbon sayısı da sorulabiliyor. İçindeki benzenin 6 karbonlu olduğunu unutmayın. Cevap denizli diyoruz. Temizlik malzemelerinden bir soru. Sodyum hipokloritle ilgili hangisi yanlıştır? Çıkmış bir sorudur bu. Onun devamı niteliği oluyor. Sodyum hipoklorit çamaşır suyu dediğimiz bir yapıdır. Doğru. Ağartıcıdır çamaşır suları. Doğru. Çamaşır suyu demiştik zaten. İçme suyunu yumuşatmada kullanılmaz. Yanlış ama mikrop öldürücü dezenfektan özelliği var. İçme suyunu yumuşatmak için Na2CO3 diyelim. Çamaşır sodası dediğimiz yapı kullanılmaktadır. Haberiniz olsun. Cevap denizli. Evet. Yukarıda verilen sabunla ilgili, sabun ve deterjanla ilgili bilgilerden hangileri yanlıştır diye sormuş. X ve Y deterjandır. Sülfa grubu var. Evet, doğru. Z sabundur. COO grubu sabundur. Doğru bir ifade. Üçü de yüzey aktif madde. Sabun ve deterjanları yüzey aktif madde denir. Bileceğiz. Doğru. Üçünün de çevreye zararı yoktur. Bu yanlış bir ifade. Çünkü deterjanlardan özellikle bu çevreye çok zararlı. Çünkü çabucak yok olmaz. Artık bundan üretilmiyor zaten benzenlisinden. Bu yanlış. Yalnız 3 yanlıştır efendim. Evet, geldik son soruya. Çamaşır sodası Na2CO3 ve çamaşır suyu NaClO için hangileri doğrudur? Her ikisinin yapısında da klor elementi bulunur. Çamaşır sodası için böyle bir durum söz konusu değil.
İkisi de yapı malzemesi olarak kullanılır. Şaşırtıcı. Çamaşır suyu hidrofil ve hidrofob grup içerir. Ben bunu doğru bulmuyorum. Çamaşır sudası sert sularda etkilidir. Evet, çamaşır sudası suyun yumuşatmak için kullanılır diye söylemiştik ama yapı malzemesi olarak alamam. Cam gibi bir yapı malzemesi değil bunlar. Yüze aktif maddeler bunlar. Yalnız 4 doğru diyoruz. Cevap Adana diye işaretliyoruz. Şimdi arkadaşlar, videolarımız bitti ama son kez şunu söylemek istiyorum. Temel kökenler belli. Çok kolay geliyor sınavınız. Özellikle bilmeniz gerekenleri patır 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 söyledim. Tüm videoları dikkatlice gerekiyorsa ikinci kere izleyin. Çünkü gerçekten spesifik noktalarda biz yıllardır bunları takip ediyoruz. Ne diyelim? Başarılar diliyorum sizlere. Kendinize iyi bakın.